Arkadaşlar merhaba, kanalımın yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bu videomuzda sizinle birlikte bakacağımız şey Asus'un oyuncu bilgisayarı olan TUF serisi -F15 modeli. Laptopla ilgili ilk söyleyeceğim şey değerli arkadaşlar, bu modelin 2022 modeli olduğu. Bundan bir önceki seri var, 2021. Yani internette falan filan bakarken baktığınız laptop modelinin yanında, yani bu modelle aynı isimse 2022 yazına dikkat edin. Çünkü 2021 modeliyle arasında ciddi farklılıklar var. Şimdi gelelim isterseniz olayımıza, yani laptopumuza. Sonuçta bir oyuncu laptopundan bahsettiğimiz için ilk girişeceğimiz konu ekran kartı olacak. Bu laptopla değerli arkadaşlar, bünyesinde Nvidia'nın RTX 3060 ekran kartını barındırıyor. Gayet sağlam bir karttır arkadaşlar. 6 GB RAM ve 192 bitlik değerleriyle birlikte profesyonel hayatta yapacağınız render, kurgu vesaire vesaire gibi işler için de bize göz kırpıyor. Bayağı bir süredir kullanılıyor. Rüştünü ne diyorduk? Rüştünü sahada ispat etmiş bir kart. Gelin biz işlemciye geçelim. İşlemcimiz 12. nesil i7-12650H modeli değerli arkadaşlar. Bu işlemci fabrika ayarlarında 2.3 GHz'de çalışırken kendisini overclock'la birlikte 4.7 GHz bandına kadar çıkarabiliyorsunuz. Şimdi bu işlemciyi ve ekran kartını bir kenara koyalım. Çünkü bu laptopta önemli olan başka bir ayrıntı var. O da şu arkadaşlar, Max Switch. Max Switch nedir? Şimdi normalde bu laptopta Max Switch olmasaydı sizin ekran kartınızdan ya harici ekran kartınızdan görüntü laptopun içindeki dahili ekran kartından geçip panele öyle gidecekti. Fakat bu Max Switch sayesinde laptopun içerisindeki dahili ekran kartını tamamen devre dışı bırakıyoruz ve 3060'dan gelen görüntü direkt olarak panele aktarılıyor. Bu neyi sağlıyor? Arkadaşlar çok az da olsa dahili ekran kartına git, oradan panele git alışverişinde ufak tefek kayıplar oluyor. Fakat Max Switch ile birlikte siz direkt ekran kartınızdan gelen görüntüyü monitörünüze aktardığınız için herhangi bir kayıp vesaire vesaire yaşamıyorsunuz. M2'den bahsedeyim, yani çok böyle bağlantısız gidiyor ama hani bunlar çok önemsiz bana soracak olsanız, hani yazıyor, gidip bakılabilecek şeyler. Bu arada açıklama kısmına link baktım, oradan bakabilirsiniz. M2 SSD'si var üzerinde. Bu konuda içiniz rahat olsun. Ne sağlıyor bu bize? Avantajı olarak oyunlarda vesaire vesaire yükleme ekranları, bekleme ekranları normal SSD'lere göre baya daha bir hızlı geçiyor. Geliyorum oyuncuları bence çok ilgilendiren farklı bir ayrıntıya. O da arkadaşlar, bu laptopta Wi-Fi 6 sertifikası var. Bu bize neyi sağlıyor? Hep böyle gittim de bence iyi oldu. Bu bize neyi sağlıyor? Velhasıl oyuncu dediğiniz kişi özellikle online oyun oynuyorsa internete kabloyla bağlanmak zorunda. Çünkü en kayıpsız ve en hızlı interneti öyle edinebilir. Fakat bu Wi-Fi 6 sertifikası ile birlikte bu ürünler kablosuz bağlantıda kablolu bağlantıymışçasına bütün mevcut olan internetin tüm hızını köküne kadar alabiliyor. Bu ciddi bir avantaj arkadaşlar. Laptopu bir yerden bir yere koyduğunuzda kablo taşımanıza gerek kalmıyor. Ya da masanızın altından bir kablo eksilmiş oluyor. Kar kardır. Geliyorum şarj meselesine. Şimdi arkadaşlar, bu tarz cihazlarda, yani oyuncu bilgisayarları, tam performansı elektrikte verir. Ya da diyelim acil bir durumunuz oldu ya da uçakta giderken makineyi çok kasmayacak bir oyun oynamak istiyorsunuz. Bunu yapabilirsiniz bu sistemde. Firma tarafı da bu durumu düşünmüş ki arkadaşlar 100 wattlık Type-C hızlı şarj özelliğini bu laptopa eklemiş. Sanırım bu laptopların şarj sorunlarını hızlı şarjla çözecekler. Yani sinyaller o yönde. Ama şunu da unutmayalım. Sonuçta bir oyuncu laptopu, en iyi verimi elektrikte alırsınız. Gelelim RAM'lerimize. RAM'lerimiz 4800 MHz bandında çalışan 16 GB DDR5 RAM'ler arkadaşlar. Gönül isterdi ki 32 olsun. Fakat firmanın da gönlü demek ki bunu istemiş ki 32 GB'a kadar bu laptopun RAM'ini yükseltebiliyorsunuz. En azından aldıktan 1-2 yıl sonra değerlendirilebilir. Kısaca size ekrandan da bahsedeyim. Oradan artık oyun testine geçelim. Ekranımız 15 inç IPS bir panele sahip ve 144 Hz değerinde. Buyurun oyun testine. Money line, I'ma run it every time. Give me my.
Oyun testimizi izledik. Şimdi arkadaşlar rakamları hepimiz gördük. Ben üzerine bir yorum yapmayacağım. Ben çıkış bölümünde biraz ısı meselesinden bahsedeceğim. Şimdi her laptop videosunda söylediğim şeyi yine söylüyorum arkadaşlar. Laptoplar içlerinde bu kadar güçlü donanımlar olduğu için ısınırlar. Yani küçük bir kutunun içerisinde çok güçlü donanımlar çalıştırıyoruz. Fakat yine firma tarafı bunu hesaplamış ki Arcflow teknolojisi adı verilen bir fan sistemi, yani bir soğutma sistemi koymuşlar bilgisayarın içerisine. Bu sayede sistem elinden geldiğince kendini soğutuyor. Ama oyuncu laptopları ısınırlar. Ha böyle dizime koyduğum, dizim yandığı, parçalanıyorum gibi durum olur mu? Olmaz. Fakat ısınırlar. Bu da bu laptopa özel bir durum değil. Zaten her videomda da bu notu ekliyorum. Şimdi size biraz enteresan gelecek ama ben bana gelen laptoplarda değerli arkadaşlar bir tekelle açılma testi yapıyorum. Bu laptop o testten de geçti. Sonuç olarak da şunu söyleyebilirim. Hem üniversite, öğrencilik ve profesyonel hayatta hem de oyunculuk işlerinizde gönül rahatlığıyla uzunca bir süre kullanabileceğiniz bir laptop kendisi. Yani fiyatı da bütçenize uygunsa, ki açıklama kısmına bağlantıları bıraktım, gönül rahatlığıyla bu laptopu tercih edebilirsiniz diyorum. Tabi burada neye güveniyorum? Uzunca yıllar gider derken arkadaşlar, bu Asus'un TUF serisi hem dayanıklılık hem de ömür anlamında ciddi sınavları verdi arkadaşlar. Bunu da size belirteyim. Yani TUF serisi güvenilir ve sağlam diyorum ve videomun sonuna geliyorum değerli arkadaşlar. Başka videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.